Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Yapacağımız şey bu taktik çalışmaların satrancımıza etkisi üzerine olacak. Taktik çalışmak önemli ama ne derece önemli bunu görmeye çalışacağız. Benim Nilces'teki reytinglerimi yazdım ben şu an. Yaklaşık olarak tabii bunlar değişebiliyor günden güne, oyunundan oyunuma. Çok değişken olabiliyor. Yani 100'er puan aralıklı yazdım o sebeple. Bugün günlerden 15 Şubat 2018. Balık puanım 2100 ile 2200 arası. Bilis 2000 ile 2100 arası. Taktik puanım da 2200 civarında. Bu 2028 şu an görünen Sabri'nin puanı. Aç medya hesabında görünen puan. Ve her gün bunları düzenli olarak güncelleyerek üzerindeki gelişmeyi görmeye çalışacağım eğer olursa. Ve bu şekilde grafik haline dökebiliriz. Sayısal olarak yazabilirim. Her gün puanımızı arttırabiliyor muyum? Arttırdığım puanlar, taktikte arttırdığım puanlar oyun gücümü yansıyor mu? Belki klasik sanatçıda yansıyacak ama ben birisi brute'a bakmak istiyorum. Çünkü yakın zamanda klasik yani ağır tempo sanatçı oynayabileceğimi düşünmüyorum şu anda. Peki bu fikir nereden ortaya çıktı? Bu fikir kendi sanatçımda duraksama hissettiğim için biraz ortaya çıktı. Çünkü atıyorum şu an fazla vaktimiz yok. Olan vaktimizde internette 1-0, 1 bölü 2, 0, 3-0 maçları atıyoruz. Ve sürekli oyun oynuyoruz. Ama bu bize etki etmiyor. Yani sadece zevk alıyoruz. Orada kalıyor. Kendimizi ilerletemiyoruz bir yerde. Özellikle bizim seviyelerimizde atıyorum. Ben 1900 civarında oynuyorum. Bu seviyelerde en azından kendimizi ilerletemiyoruz diye düşünüyorum. Daha düşük olsak en azından tecrübe kazanmamız anlamında iyi olabilirdi ama şu an bize bir işe yaramıyor. Peki nasıl taktik olduğuna karar verdin problemin? Çünkü biz küçüklüğümüzden beri mat problemler olsun, 2-3 hamlede mat, tek hamlede mat, çatal olsun, çeşitli kombinasyonlar, taktik çalışmaları çözerek belli bir kazanımı reddettik. Belki de hala onların ekmeğini yiyoruz, farkında değiliz. Şu an açılış çalışıyoruz, piyon yapıları çalışıyoruz, oyun sonu çalışıyoruz. Tabii bunlar da çok yararlı. Oyunumuza katkısı büyüktür, yadsınamaz ama taktik kadar var mı acaba? Ya da taktik çalışırsak daha mı hızlı kendi seviyemizi arttırabiliriz? Bunları görmeye çalışacağım. Her gün yaklaşık 10 veya 15 tane Lichess'te alıştırma bölümünde soru çözmeye çalışacağım. Zaman buldukça tabii bu. O yüzden şimdi sorulara başlayalım. Bu Lichess'te önemli olan hata yapmamak. Yani bir hamleye bile hata yapsanız soru atıyorum 10-15 puanken size 5 puan vermiyor. Direkt eksi 15, eksi 10 veriyor. Bu sebeple her hamleyi yapmadan önce her şeyi detaylıca bakıp hesaplamamız gerekiyor. En ufak bir hata da yanlış kabul ediyor. Ki olması gereken bence de bu. Çünkü gerçek satranç maçlarında da bununla çok sık karşılaşıyoruz ki bu en azından bizi kendimizi kontrol etmemizi, iyi bir hamle gördüğümüzde daha iyisini aramamızı, bütün varlıkları incelememizi zorunlu kılıyor bir yerde. Şimdi taşlarımızın sayısı eşit. Bu hattın açılmış olduğunu gördüm ama burada bir şey elde edebiliyor muyuz? Belki at B4 ile C2 karesini çatal olarak kullanabiliriz. Çünkü şahın hemen kaçabilecek bir yeri yok. Kendini sıkıştırmış durumda. At B4. Oynadığımız zaman E4 oynayabiliyor. Onu da geçerken alma kuralıyla alabiliyoruz. En basit yaparak. Başka da düzgün bir hamle göremiyorum. Şimdi atlama fille mi acaba? Fille girmemiz bir işe yaramıyor. İlk soruyu başarılı olarak geçtik. İkinci soruda taşlar eşit ama piyon eksiyiz. 3 piyon eksiyiz. Hafif taşlar eşit. Kareler de eşit.
Şah çekiyor. Yaşamımızı kaçırmamız lazım. Ya da atı almamız lazım. Atı aldığımız zaman, kaleyle aldığı zaman şu şekilde alabiliyoruz. Şah mecbur buraya geliyor. Daha sonra ama şöyle zaten kaçarsak direkt aletimiz boşta kalacak. O yüzden şimdilik bunu almayı tek hamle olarak düşündüm. Bunu almadı geri. Alsaydı ona problemden sonra inceleyelim. Tam olarak göremedim. Atımızı istiyor. İkisi de istekte şu an. Bunu alamıyoruz. Açmazdan kaybediyoruz kaleyi alırsak. Şah E3 veya Şah F3 olabilir. Şah E3'e at C4'ten çatal yiyoruz. Bu ince bir detay. O yüzden böyle geleceğiz herhalde. Bu da yanlışmış. Çözüme bakalım. At F6. Niye alıyor acaba? Böyle kaçıncı mat alıyor? Bunu alıyor. Şah G8. Kale G1. Şah F7. Sanıyorum buradan bir şekilde alet üstün kalmış oluyor. Peki bizim oyunumuzda ne hata var? Ona bakalım. At D5 gelebiliyor. Korursak. İstiyor bir daha. Bir daha da koruyamıyoruz. Sanıyorum. Şekilde berabere gitmiş oluyor. Peki ilk kaçırdığımız şey neydi? Düşünerek oynadık ama. Alsaydım at ediyorduk herhalde ama edemiyormuşuz. Şah G7. Tek iki tane yeri var. F8. Şah G7. Kaleyi düşürebiliyormuşuz bu şekilde. Onu tabi buradan göremedim. Demek ki biraz daha zaman harcamamız lazım buna. Devam edelim. Taşlar eşit sayılır yine. Veziri boşta şu an. Eğer kareyle bir numara çekebilirsek rakibe bizim için iyi olabilir. Açarak bir şey yapmamız. Şu şekilde alabiliriz sanıyorum. Aldıktan sonra vezirimizi alıyor. Piyonla geri alırsak eğer kalemizi piyonla geri aldığı için taşlarımız eşit olmuş oluyor. Kale file kale fil. Fakat aldıktan sonra vezir alınca kaleyle ara anda şah çekebiliyoruz. Şah kaçtan sonra vezir alırsak kale üstün kalıyoruz. Şekilde. Vezirimizi istiyor. 3 aleti 3 aletimiz var. Karşılar eşit. Bunu almayı hemen düşünüyorum. İlk aklıma gelen. Aldığımız zaman vezirle alırsa filini alıyoruz. Aleti üstün kalıyoruz. Fakat aldığımız zaman o bizim vezirimiz alırsa biz de onun vezirini alıyoruz. Filimiz alırsa biz de onun filini alıyoruz. Ve bir alet üstün kalmış oluyoruz. Fakat almadı. Filini korudu. Şimdi vezirimizi kaçarsak filimizi alacak. Taşlar gene eşit olmuş olacak. O yüzden filini istememiz lazım. Şöyle bir hamle gene olmuyor. Aldığı zaman aleti gene eşitlemiş oluyor. Mecburen bu tarz oynamamız lazım. Ama onu da şimdi gördüm. E6 piyonumuz boşta kalıyor. Bu da tehlikeli olabilir.
Biraz daha düşünmemiz lazım. Sürdük. Aldı. Şahımızı kaçtık. Başka bir tehdit var mı diye bakalım. Başka da bir şey görünmüyor. Aleti boş da atı ama aldığımız zaman eşitlemiş oluyoruz. Şu an beyaz bir alet üstün. Vezirini alırsak kalesini alabiliyoruz. Bu şekilde kalite üstün oynayabiliyoruz sanırım. Biraz kolay geldi bu soru bana. 1800'müş bu arada. Tabi ilerledikçe soruların zorluğu artacak. Daha da verimli videolar çıkabilir en azından. Gerçi şu anda bile en azından küçük bir hamleyi kaçırdığın zaman bayağı bir kötü oluyor. Yani kolay soru diye bir şey olmuyor genelde bence taktikte. Zor soru var ama kolay yok yani. Özetle. Fili sıkıştığı için hemen filini almaya çalıştım ama bunu koruyabiliyor mu filini istediğimiz zaman? Onu bakıyorum şu an. Atla fedalar yapalım ya. Fil de bir şey var. Bu şekilde isteyebiliriz. Şimdi hemen alamıyoruz. Zaten korudu. Ayrıca vezir istiyor mecburen. Bunu alacağız. Devam edelim. Atımızı istiyor şu an. Aynı zamanda kaçarsak filimiz boşta. Kaçmadan. Direkt bana onun filmini almayı düşünüyoruz. Bizim atımızı alacak. Fakat kalesini alabiliyoruz. Üstün duruma geçiyoruz. Vezirleri de değişebiliriz arada. Direkt değişmemek mi lazım acaba? Değiştiğimizi düşünürsek iki tane merkez piyonu olacak. Atımızı kaçtığımız zaman iki alete, iki ata hatta kale olmuş olacak. O yüzden kaçmadan almamız daha mantıklı gibi gelmeye başladı şu an. Yanlış yapmışız. Aldığımız zaman alıyor. Bunu alabiliyoruz diye düşünmüştüm ama demek yeterli olmuyor. Niye acaba? Şöyle gelsek. Rame de bayağı kuvvetli gibi. Ama şu an kale eksiyiz. Ben bunu öngörememiştim. Zaten bir kale eksiyiz. Şu anda taşlar eşit sayılır. O yüzden bir şey daha kazanmamız lazım. Belki ben bunu almayı düşünüyorum şunu. Bu şekilde doğrusu demek ki. Şimdi bu soruda geri gelirsek bizim oynadığımız hamle niye beraber oluyor? Çünkü bunu alacak diye düşünmüştük. Fakat atımız boşta kalıyormuş. Zaten boştaymış. Bunu görmediğimiz için kaçırdım hamleyi. Ve eksi 11 yedik. Devam edelim biraz daha. Şahımız biraz açıkta kalmış ama rakibim şahı da açıkta sayılır. Taşlar eşit. Şöyle bir hamle ilk baş gözüme çarpıyorum ama sonrasını bulmak önemli olan. Filini alabiliriz. Piyonu alabiliriz. Çeşitli hamleler mevcut. Fil alsak vezirle alamıyor. Mecburen bununla alabilir. Bunu alırsa tehlikeli olabilir onun için. Ama evet.
İlk bununla başlayıp sonra mı almak lazım acaba? O da var. Bunları düşünmemiz lazım iyice. H6 piyonu da boşta ama almak bir şey kazandırır mı bize acaba? Tabi acele etmemenin yanında soruları çözerken zaman da önemli. Bir soruya 5-10 dakika düşünmek sıkıntılı olabilir, en azından biz kendi maçlarımızda için. Şu an serbest bir durumdayız ama olabildiğince hızlı çözmeye çalışmamız daha doğru. Aldığımız zaman bununla alamıyoruz sanırım. Bunu rezil alıyoruz. Kuvvetli olmuş oluyor. Almamız doğru herhalde. Şu an ilerisini göremedim varyantın. Sadece şununla başlayıp mı alsak diye düşünüyorum. Ama o zaman vezirle geri alabiliyor. Vezir F3'ten sonra al mesela. Vezirle dönüp geri alabilir. Sonra buradan değişme isteyebilir. Şu an almamız daha mantıklı gibi geliyor. Evet. Tabii niye almadı? Büyük ihtimal daha kayıp oluyordu. O yüzden almadı. Ona problem bitince dönüp bakarız tekrar. Şimdi atı mı geri kapatalım, vezirle kapatmak var. Vezirle kapatırsak atı alacak büyük ihtimal ve beraber olmuş olacak. O yüzden hattı kapatmamız daha doğru. Eğer bir şey kaçırmıyorsak. Evet. Şimdi geri gelelim. Bakalım ki eğer alsaydı, bunu alsaydı şu an kale gevre oynayın diyor. Vezir F3'e. Vezir değildi ve kistonu tuttuğu için bayağı bir tehlikeli olmuş oluyor. Vezir G7, kale G6, mat ediyorlar. Tabii bunları biraz daha baştan görmemiz lazım. Biz biraz daha hissederek oynadık. Ne kadar o hissetme kısmını azaltıp kesin gözüyle baktığımız zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman hissettiklerimiz doğru çıkmayabiliyor. Mesela kale G1 düşünmüştüm. Sonradan vazgeçtim. Beraberliğe götürüyormuş aldığımızda. Tabii bunların ayrımını yapmak zor gerçekten. Şah F6. Yani bu şah burada iyi berabere yapıyormuş. Tabii bizim şahımız da tehlikeli olmasının etkisi var tabii ki de bu durumda. F piyonunu koruyamıyoruz herhalde düzgün bir şekilde. Şu an şah da çekemiyoruz. Nasıl denk getirmişlerdi pozisyonu. Bu arada dili chess'teki problemler oynanan maçlardan alınıyor. Bu da bence güzel bir şey. En azından rastgele bir pozisyon dizip hadi bu etüt çöz demiyorlar. Yaşanılan, oynanılan maçlardan dolayı olduğu için karşılaştırma ihtimalimiz artıyor en azından. Yani benim düşüncem daha yararlı olduğu bunu hissediyorum. Devam edelim. Vezir istiyor. Ayrıca vezir de G7'ye bakıyor. Kaleleri 7. yataya inmek veya 2. yataya inmek oldukça tehlikeli rakip açısından. Burada yer alan mat tehditler yapabiliyor. Piyonlarımı istiyor biliyor. Fakat şöyle bir ara hamle var, şah çekme. Şahı kaçamıyor vezir tuttuğu için h2'yi almak zorunda. Bir daha aldığımızda şah f2'ye kaçabiliyor. Şah f2. Ondan sonra
Şanfe'ye kaç sene sonra kalesini alsak ne olur, bizim kalemizi alabiliyor. Bir şey elde edemiyoruz diye düşünüyorum. Ama bunun bir şekilde kazanması lazım. Çünkü başka damla görünmüyor en azından şimdilik. Kaleye Şah F2. Veziri hemen oyuna sokamıyorum. Kalem boştu şu an. Acaba kaleyi mi bir yere kaçmamız lazım? Konuma biraz daha bakarsak. Acaba şöyle kaçmamız mat tehdidi yapsak. Fakat kale D1 gibi bir hamle oynuyor. Olmuyor. Gerçi vezir G3 kaçarsak kaleye bir tehditimiz var. Kaleye bir. Vezir de almak zorunda kalacağız ama o da bir şey vermiyor. Kale D1 açmaz aldıktan sonra bizi. Gerçi yok, kale kazanıyoruz sanırım bu şekilde. Vezir G3. Kale D1 açmaz alırsa şah çekiyoruz, almak zorunda. Vezirle alıyoruz. Şahını kaçıyor. Kalesini alabiliyoruz. Kale üstün kalıyoruz. Fakat başka seçenekleri de olması lazım. Vezir F2 gibi. Bunları ne yapabiliriz? Kaleye 1 yaparsak gene. Oluyor sanırım. Kaleye 1. Vezir alamıyor. Vezir E1'i alacağız geri. Ve bir yere kaçamıyor sanırım. Bu daha doğru. Hemen ilk düşündüğümüz kaleye 1. Bir şey katmıyor ne yazık ki. Kaleye 1. Bir daha bakalım. Kaleye 1. Şah F2. Bu daha güzel geliyor tabii göze ama bizim kalemiz destekte kaldığı için ne yazık ki etkisi olmuyor diye düşündüm. Bakalım. Vezir G3. Doğru. Vezire kale kaldık. Kazandık. Devam edelim. Bu da aynı oyunun devamından oynanmış bir şey gibi. Taşların yeri neredeyse aynı. Vezire A2'ye gitmiş. F7'ye bakıyor. Her an alıp G7'den mat edebiliyor şu an tempoyla. Ya bizim bu piyonu korumamız lazım. Ya da şah çekmemiz lazım. Eğer şah çekmezsek o bu şekilde başlayıp bizi mat edebilir. O yüzden hamle sırası bizdeyken bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu G7 piyonunu koruyabiliriz. Aynı zamanda F7'yi. Şu şekilde ama. Kaleleri değişebilir. Oyunu rahatlatabiliyor. Şu an şah geriye doğru kaçamıyor. Bu önemli bir detay olabilir bu problem için. Sadece buraya gidebiliyor. Onu bir şekilde kullanabilirsek. Ha, şimdi fark ettim. Vezir de G2'ye baktığı için eğer kalemize şu şekilde bir isteme yaparsak vezirin G2'yi koruyan bağlantısını kestiğimiz zaman hem vezir istemiş oluyoruz hem de vezir G2'den mat istemiş olacağız. Bunu hangi kaleyle yapmak lazım? O önemli biraz. Bunu yaparken tabii şeyi kaçırdık hemen ilk düşündüğüm şeyi. Şah çekmediğimiz için rakip bize hemen mat edebiliyor. İki hamle. Kaleye 2, vezir F7, vezir G7 mat. Biraz daha demek dikkat etmemiz gerekiyor şu an. Bakıyoruz. Vezir F7 çok ciddi bir tehdit. Vezir F6 güzel olabilir ama onda da dediğim gibi kaleleri kırışabiliyor hemen. Sonrasında biz Vezir F4 tehdit ediyoruz.
F3 oynamak zorunda. Ama kaleyle şart çekemediğimiz için pek bir işe yaramıyor. Maalesef. Biraz daha düşünelim. Vezirle şah çekme olanağımız yok gibi. Vezir fedası alabilecek bir oyun gibi durmuyor hiç. Geriye başka taşımız kalmıyor sonra. Acaba nasıl bir şey? En son vezir F6 oynadım herhalde çaresizlikten ama gerçekten doğru hamle bu mu emin olamıyorum. İnsan daha kesin bir şeyler arıyor. Olmuyor. En güzeli bu hamleydi ama ona da vezir F7 var. Biraz daha düşünelim. Başka da önce hamle göremiyorum şu an. Vezir F6 kuvvetli gibi. Çünkü bu piyon tehlikeli. Evet. Doğru yapmışız ama insan dediğim gibi emin olamıyor. Daha bize taktik sorusu olduğu için bu problem daha taktik bir şeyler arıyor insan. Bu biraz daha savunma hamlesi gibi oldu. Gerçek maçta rahat oynayabiliriz ama kaçıracağımız şeyler olacağı için bu taktik olduğunda işler değişiyor. Bunu alabiliyoruz sanırım. Bunu yapacağım. Evet. Bir problem daha çözelim. Bugünlük taktik kısmını bitirmiş olalım. İnternette bir sıkıntı oldu. Geç geldi ekran. Şah çekiyor. Almak gibi bir şansımız var. Buraya kaçamıyoruz. Mat oluyoruz. Buraya kaçabiliyoruz ama gene kale alıyor. Vezirle kapatıyoruz. Vezirlerimiz değişiyor. Kale üstün kalmış oluyor sanıyorum. O zaman mecburen almak zorundayız diye düşünüyorum. Daha ilk hamlede. Bunu şeye benzetiyorum ya. Mesela şah çekiyorlar. Gerçek maçta oynuyoruz. Şahımızın kaçabileceğimiz tek bir yer var. Ama oyun karışık hani ama gene düşünüyoruz nedense. Önünü kapatamıyoruz hani. Şah çeken taşı alamıyoruz. Ama hala düşünüyoruz. Kaçalım bari hani süremiz gitmesin. Zaten genelde zaman sıkışmasına denk geliyorlar bu oyunlar. Ona rağmen bazen düşünebiliyoruz. Böyle bir hata yapıyoruz. Yani kaçalım ondan sonra zaten bir hamle daha ilerlemiş olacak ve daha rahat düşünebileceğiz. Çünkü başka gidecek bir yerimiz yok mesela konumda. Bu konumu da biraz ona benzettim. Almaktan başka şansımız yok gibi düşünüyorum. Şimdi eğer bu şekilde kaçarsak gene kalemiz boşta kalıyor. Böyle kaçarsak C7'den mat oluyoruz. Tam bir şey yok. Burasını kaçarsak gene C'den mat oluyoruz. Kalemizin boşta kalması haricinde tek çözüm Şah-E7 diye düşünüyorum. Vezir C7. Atla kapatabiliyoruz. Şah-F8 kaçabiliyoruz. Eğer bu ataktan kurtulursak alet üstün kalmış olacağız. Tabi pozisyon hala karışık ama üstünlüğümüzü bir şekilde ilerletebileceğiz. Eğer atla kapatırsak kaleyle şah çektiği zaman şöyle gösterelim. Şah F8 zorunlu gibi. Atla kapatamıyoruz düzgün bir şekilde. Boşta kalıyor. Vezirle kapatamıyoruz.
Aydın kapatamayız. Aşağı kaçtığımız zaman alet boşta kalmış oluyor ve beyazın atağa devam ederken taşlarımız da eşit kalmış oluyor. O sebeple direkt şah f8 öngörüyorum. Eğer mat olmuyorsa, başka bir numarası yoksa beyazın. Evet. Evet, bugünkü serinin sonuna geldik. Taktik problemler çözdük. Kısmen başarılı olduk sayılır. Zaten ben 2200 seviyesi civarında olduğumu söylemiştim. Şimdilik anlayamıyoruz ama 2-3 gün sonra 2200 seviyesine zaten gelmiş olurum. Satranç medya hesabında. Ve ilerlememizi görmeye çalışacağız. Bu seriye her gün devam etmeyi düşünüyorum. Yani %90 olasılıkla boş zamanım kaldığı zaman. En azından bu şekilde kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Oyun oynamaktansa 1-0. Tabii gene oyun oynamaya çalışacağım ama bir 10 gün çalıştıktan sonra bir gün oyun oynayayım diye düşüneceğim. Zamanımı oyunla harcamaktansa taktik çözerek harcamayı düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.